Yapılan ilaçlamalar, yapılan uygulamalar bazı bahçelere tuzaklar kuruldu. Çok fazla fayda göstermedi. Yine söylüyorum. Kışın kahvelerimizde, mahallelerimizde, camilerimizde ilçe tarım yetkilileri, ziraat odaları geldi. Bununla alakalı bilgilendirme toplantıları düzenledik. Aslına bakarsanız herkes bir nebze görevini yapmaya çalıştı. Ama yine söylüyorum, bunun bu kadar büyük bir tehlike olduğunun farkında değildik. Evet, çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Şu anda en büyük sıkıntı fındık zamanı, fındık hasadı olduğu için vatandaşlarımız fındıklarını kimisi toplamaktan vazgeçiyor. Toplayan bin pişman. Belirli bir piyasa yok. Yani bir fındığa aynı gün içerisinde bir zahireci 27 lira fiyat veriyor. Diğeri 35 lira veriyor. Diğeri de 55 lira veriyor. 55 lira veren neye göre verdi? 27 lira veren neye göre verdi? Bunda bir tekel olması lazım. Zahirecinin bunu yapmasındaki en büyük sebep şu an TMO'nun fındık almıyor olması. TMO fındık alıyor ama belirli standartlarda alıyor. Biz bu durumu yaşamak ister miydik? Biz ürünümüzün, hasadımızın bu duruma gelmesini ister miydik? Tabii ki istemezdik. Bu sadece vatandaşın değil, ilgili kurumları da ilgilendiren bir durum. Vatandaşlarımız bu ilaçlamayı tabii ki yapar, çiftçi yapar, hasadı olan yapar, sebzesi olan yapar, meyvesi olan yapar. Benim sebzem meyvem yok, ben yapmam. Ben yapmadığım zaman komşuma da zarar vermiş oluyorum. Bu öyle bir ürün ki ben arazimi ilaçladım, abim arazini ilaçlamadı, bir şey fayda etmiyor. İki gün sonra o böcek yine oraya geliyor. Tekrar söylüyorum, bunun çok ciddi bir zararlı bir canlı olduğunu söyleyen yetkililer bize bunun inisiyatifini bırakmamalı. Bunu muhtarlara bırakmamalı. İlaçlandırma muhtarlar denetiminde yapılsın. Yapılamaz. Benim köyümde 100 adet tarla var. 35 tarlanın sahibi mahallede yaşıyor. 65'i İstanbul'da, Bursa'da, şehir dışında yaşıyor. Bu adamlar Mart ayında gelip tarlasını ilaçlamaz. Gelmez. Bir vatandaş ilaçlamazsa diğerleri zarar görür. Şu anda 35, 32, 40 randumanın üstünde fındık yok. TMO verilen yetkiye dayanaraktan, verilen göreve dayanaraktan düşük randumanlı fındığı almamakta. TMO'nun da kendine göre haklı sebepleri var. Aldığı fındığı vatandaşın yüksek fiyata tüccara fındık fiyatını satabilmesi için fındığı alıyor ve depoluyor. Bir yıl, iki yıl. Evet, devlet görevini yapıyor.